Merhabalar herkese. Bugün konumuz dolgu yapılırken bölgeye kanama geldiği zaman bu kanamayı nasıl başka bir bölgeye yönlendirebiliriz ve dolgunun altından nasıl kanama sızıntısının az olmasını sağlayabiliriz. Bununla ilgili bir video hazırlıyorum arkadaşlar sizlere. Aklınıza takılan bir soru olduğunda muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın ve çekilmesini istediğiniz videolar olursa da muhakkak yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoyu hazırlarken aklıma bu yöntemi nasıl keşfettiğim geldi ve bir gün öğrencilik hayatımda arkadaşımın evinde kalıyorken bir kalorifer borusundan duvardan bir sızıntı vardı. Bu sızıntıyı yönlendirmek için o bölgede bir bez bağlanıp daha sonra o duvardaki sızıntıyı bez yardımıyla dışarıya alıp daha sonra kovanın içine damlattıklarını gördüm. Böylelikle bu bez suyu duvardan emiyordu ve kovanın içine damlatıyordu. Duvardan direkt kovaya damlatamayacağımız için burada bir sıvı yönlendirmesi vardı. Buradan yola çıkarak ben de bunu aynı şekilde kanamayı nasıl yönlendirebiliriz ortaya koydum ve şu anda izleyeceğiniz videoda bu anlatıyor arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hastamızın 24 numaralı dişinde diş etinin altına inen bir kavite var. Kesim yaptık ve şu anda o bölgede kanama var. Aynı zamanda distal kavitesi var hastamızın. Çürük temizledik. Çürük temizledikten sonra bu bölgedeki distal kaviteye dolgu yapmamız gerekiyor. Ama diş etinin içerisinden de çok fazla kanama geliyor. Bu sadece kesim yapılan dişlerde değil bu yöntem. Aynı zamanda dolgu yapacağımız zaman da araya bant sıkıştırırsınız ya da frez diş etine değebilir. Böyle durumlarda da kullanabileceğiniz bir yöntem anlatacağım şimdi. Şimdi buradaki kanamayı durdurmak için kanama durdurucu jel kullanabilirsiniz. Kotel kullanabilirsiniz ama hala durmayabilir. Böyle bir durumda biz kanamayı durdurmayıp kanamayı yönlendirebiliriz. Nasıl yönlendireceğiz? Hemen onu göstereceğim. Öncelikle ince bir pamuk alıyoruz ve bunu ip gibi şu şekilde elimizle yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra tam olarak diş etinin kenarına, kavitenin kenarına bunu yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu diş etinin arasına ağız spatülüyle itiyoruz. İttiğimiz zaman ne oluyor? Pamuk hızlı bir şekilde kanamayı çekiyor. Hemen şöyle bir su hava karışımı sıkıyoruz. Bakın. Diş etinin içerisindeki kanamayı pamuk hızlı bir şekilde içine emdi ve emerek pamuktan aşağıya doğru yönlendirme yapıyoruz. Yani artık kan kavitenin içerisine girmeyecek. Kan buradan pamuk vasıtasıyla emilerek palatinale doğru yönlenecek veyahut da vestibüle doğru yönlenecek. Böyle bir durumda siz de havayla burayı kuruttuktan sonra kaviteyi kuru bir şekilde dolgusunu yapabilirsiniz. Pratik bir yöntem olarak eğer rubber damı buraya yerleştiremezseniz bu şekilde pamukla kanamayı vestibüle ya da palatinale yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kesim yapılmış dişin kavite olan bölgesine dolguyu koyduktan sonra bu pamuğu aşağıdan bu şekilde çıkarıyoruz ve tekrardan kesimimizi düzelteceğiz. Dolgunun fazlalıklarını almış olacağız. Böylelikle diş etinin altına inen kavitelerde dolgumuzu kanama olmaksızın yapabildik. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bölgedeki kanı pamuk yardımıyla başka bir bölgeye aktarıyoruz. Bunun aynısını dolgu yaparken de kanamanın kontrolü açısından göstermiştim. Dolgu nasıl yapılır videosunda bu göstermiştim ama burada daha bölge kanlıydı ve çepeçevre her tarafta kan vardı. Bu gibi kesilmiş dişlerde ya da normal dolgulu dişlerde bölgeden kanı uzaklaştırmak için bu yöntem uygulanabiliyor arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra o bölgeye dilerseniz matris bandı takabilirsiniz. Fakat buradaki benim uyguladığım yöntem o bölgeden kanı uzaklaştırdıktan sonra hava su spreyi ile orayı kurutmak, daha sonra bondu sürüp tekrar kurutmak ve ışınlamak. Bu sırada kan başka bir bölgeye akıyor. Daha sonra da üzerine koyduğunuz dolgu ve akışkan dolgu olabilir. Aynı zamanda akışkanlaştırılmış dolgu da olabilir ve daha sonra ışınladıktan sonra bölgeden pamuğu çekiyoruz ve düzeltmelerimizi yapıp bitiriyoruz. Böylelikle de dolgunun altında kanama sızıntısı olmuyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kanama yönlendirmeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.